Herkese selam. Bir süredir yoktum. Vallahi ben de sizi çok özledim. Yani video çekmek ne kadar çok istesem de fırsat olmadı. Eskiden arkamda ekran kartları falan işlemler olurdu. Şimdi görüyorsunuz ayakkabılar falan var. Tabii ekran kartı madenciliği yaparken biraz daha işim kolaydı. Fiziksel fazla bir uğraş vermiyordum. Ondan dolayı bir sıkıntı yoktu ama şimdi iş daha farklı boyuta geldi. İşte ayakkabı yapıyoruz, ayakkabı satıyorum ya da başka şeylerle uğraşıyorum. Ondan dolayı fiziksel olarak çok fazla yorucu oluyor. Videoda çekemiyorum ama dediğim gibi 4 aydır herhalde hiç video çekmedim. Bayağı da olmuş ya, yani bayağı bir fazla oldu. Yani video çekmek istiyordum ama konu bulamıyorum ya. Yani. Konu derken doğayı şeyleri falan da çekmek istemedim. Yani vlog tarzında da yapmadık biliyorsunuz. O şekilde olabilirdi ama çekmedim. Neyse ben 4 ayda neler olduğunu anlatayım size. Biliyorsunuz 6 ay önce kripto para madenciliğinden ziyade Ethereum madenciliği bitti. Bizim tabii ki elektrik fiyatları yüksek olduğu için diğer kripto paralar ekran kartı madenciliğinde para kazandırmıyor. Ondan dolayı fişleri çekmiştik. Ben ekran karttan hiçbirini satmadım. Yani 4 GB'dan 3080 Ti'lere kadar hepsi duruyor. Çünkü fiyatlar çok düştü. Ekran kartı fiyatları. Düşükten dolayı da satmak ihtiyacı hissetmedim. Yani dursun belki bir gün tekrar faaliyete geçirir diye. Onun haricinde yaklaşık daha doğrusu ben işlemciler hep çalışıyor. Normalde WattDomain sitesinden olsun. Hashrat.no diye bir site var zannedersin. Nereden bakarsanız bakın. Yani şu işlemci ne kadar para kazandırıyor diye baksanıza epik kişi göremiyorsunuz. Ve ben Epic Cache ile ilgili çok fazla video çekmiştim zaten. Ve herhalde 3-4 aydır ya da daha fazla da ben Epic Cache kazıyorum işlemciler. 4 tane işlemcim var biliyorsunuz. Onlarla kazıyorum. Normalde kazmaya başladığımda 40 sent civarındaydı. Bu aralar 1 dolar 30 sent, 1 dolar 50 sent civarında gidiyor. Ve tabii normal kazdığım fiyata göre 3 katı artmış oluyor. Ve tabii işlemcileri falan parasını çıkardım. Şu anda kar bırakıyor. Benim açımdan. Dediğim gibi normalde WattDomain sitesinde falan göremiyorsun. İşlemciniz varsa orada yazdığı Raptorum falan çıkıyor. Onlara fazla kar bırakmıyor ya da Monero falan çıkıyor tabii ki. Çok bakamıyorum ama işlemcim kazıyor. Epic Cache kazıyor. Bu seçimden dolayı herhalde elektriğe bir indirim gelmiş. İndirim geldikten sonra da bir bakayım dedim. Şu an 4 tane ekran kartım çalışıyor. Öbürlerini aktif etmedim daha. Çünkü ne olduğunu bilmediğim için. Nexa diye bir kripto para var biliyorsunuz. 2 tane 3070 Ti, 2 tane 3080 Ti ekran kartım. 3 gündür falan Nexa kazıyor. Getirisi var mı bilmiyorum. Günlük 3 dolar gözüküyor. Yani kar değil tabii ki kazdığı şey. Kendi çıkar yani ekran kartının enerjisi çıktığı zaman herhalde 1 dolar falan kalıyor ya da yani kalmıyor diyebiliyorum ama ben kazmak istedim. Hem bakayım diye çünkü uzun zamandır ekran kartları çalışmıyordu. Ama diğer hiçbirini aktif etmiyorum. Yani 45 kartın 45'i de yani 41'i çalışmıyor. Sadece 4 tanesi dedim o 2 tane 3080 Ti, 2 tane 3070 Ti'lerim çalışıyor. Onun haricinde 4 tane işlemcim çalışıyor. İşlemcileri hiç kapatmadım zaten. Epic Cache kazıyorum. Az önce söylemiştim. Ve sitelerde göremiyorsunuz ama şu an güzel bir kar var Epic Cache'te. Tabii diğer şeyi de bıraktık herhalde. Ben en azından Helium falan da pek yapamıyoruz artık. Onu da zaten getirisi çok düştü. Yani kripto para da biraz işler karışık. Onun haricinde fiziksel olarak başka işlerle uğraşıyorum zaten. Siz de biliyorsunuz. Daha önceki videolarda anlatmıştım ben size. Ayakkabılar fena değil. Böyle al sat yapıyoruz işte. Çok şükür çorba parası çıkıyor. Zaten fazla da bir gözümüz yok. Mümkün olduğu kadar yani boş durmayalım. Bir şeyler koşturalım. Çünkü insan boş durduğu zaman kafa başka şeylere kayıyor. Yani iyi anlamda değil tabii ki yani. Boş olduğu zaman insan kötü şeyler yapmak istiyor olabilir. Yani ondan dolayı da çalışmak güzel. Ne olursa olsun herhangi bir iş yapmak gerçekten zevkli ve güzel. Yani 4 ayın özeti bu şekilde. Çok aktif bir şekilde işte kargo poşetiyle işte mal al gel, mal sat falan gibi geçiyor. Yani ekran kartı madenciliğinde yakın zamanda da tabii dönenler var. Bu kasba falan herhalde bir bayağı bir pump yemiş herhalde yükselmiş.
Onu kazanan arkadaşlarımız da var herhalde. Ama ben dedim uzun zamandır bakmıyorum. Aslında bakmak lazım ama ufak kârlar olduğu zaman pek şey yapmak istemedim ben. Bir de şöyle bir sıkıntı var. Tabii ben yeri evi falan değiştirdim. Şu an ekran kartlarını çalıştıracak bir yerim de yok halbuki. Yani şu an tabii 4-5 tane ekran kart çalışıyor dedim ama onda bir sıkıntı yok ama bütün hepsini çalıştıracak bir yerim yok şu anda. Zaten öyle bir kırklı para da yok. Yani hepsini kâra bırakacak. Valla ne desem bilemiyorum. Ya ben sizi çok özledim az önce söylediğim gibi. Yani öyle ekran kartına geçip sizinle sohbet etmek de istiyorum. Ama ne bileyim konumu bulamıyorum ya da şöyle bir dışarı çıksam falan kamerayı alsam falan mı diyorum artık yani sohbet edeyim size. Onu da bilemiyorum. Ama bayağı bir uzak kaldım biliyorum YouTube'dan. Çünkü aboneler de yavaş yavaş eksiliyor benim. Yani ister istemez eskiden artıya doğru abonelerim çıkardı şimdi eksiye doğru düşüyor. Doğal olarak tabii video çekmeyi de insanlar takip etmek istemiyorlar. Evet yani anlatacaklarım bu şekilde. Gene merak ettiğiniz şeyler varsa daha sonraki videoda falan bunları cevaplamak isterim. Az sonra size göstereceğim zaten bu konuşmam arasında. Ekran kartları zaten yatıyor. Şu an göreceksiniz. İşte 4 tane ekran kartım çalışıyor. İşlemciler çalışıyor. Yer sıkıntım var. Hepsini zaten çalıştıramam şu anda. Ki zaten hepsi çalıştıracak herhalde. Bir kripto para yok kazanç olan. İlerleyen zamanlarda ne olacağını göreceğiz. Tabii biraz daha kripto para borsası yükselirse, bütün kripto paralar çıkarsa muhtemelen bize iyice kar bırakacaktık. O zaman takarız. Ya ben diğer ekran kartlarını fişlerini takarım. Tabii şu an çok fazla insan ve takipçim biliyorum ki ekran kartlarını çalıştırıyordur. Çünkü biraz kar bırakıyor diye biliyorum bazı kripto paralar. Ama ben yerim olmadığı için bir de çok fazla şu an için ilgilenemediğim için çalıştırmadım. Sadece merak açısından ya da ne olduğunu görmek için 4 tane kasayı yani ekran kartını çalıştırmaya başladım. Durum bundan ibaret. Dediğim gibi sizi çok özledim. Umarım siz de beni özlemişsinizdir. Sizleri çok seviyorum. Umarım bundan sonraki videolarda tekrar görüşürüz. Hayırlı günler diliyorum.